Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Geçenlerde yayınladığımız bir videonun altına yorum yazan bir vatandaşımız 3201 sayılı kanun, yani yurt dışı borçlanma ile ilgili kanun gereğince yurt dışı sürelerini borçlanıp Türkiye'den emekli aylığı alanlarla ilgili yoklama işlemlerine ilişkin hükümleri okumuş. Anlayamadım Şerif Bey bunu diyor. Bize bununla ilgili bir video yapabilir misiniz diye de sormuş bizim için. Evet, yapalım dedik biz de. O sorudan yola çıkarak 3201 sayılı kanuna göre yurt dışı sürelerinden bir gün bile borçlanıp Türkiye'den SGK'dan, yani emekli sandığı SSK veya Bağkur'dan maaş alanların, emekli aylığı alanların yoklama işlemleriyle ilgili size genel bilgiler vereceğim. Demin de söylediğim gibi 3201 sayılı yurt dışı borçlanma kanunundan bir gün bile yurt dışı sürelerini borçlanıp, bu kanundan faydalanıp bir gün bile süresini borçlanıp Türkiye'den emekli aylığı alacak kişiler, bizi takip edenler biliyor, zaten yurt dışındaki insanlarımız da biliyor. Bunların yurda kesin dönüş şartını yerine getirmeleri gerekiyor. Yani bunun anlamı, yurt dışında otursalar bile yurt dışında sosyal güvenlik sistemine tabi olarak çalışmamaları ve ikamete dayalı sosyal yardım veya sosyal yardım ödeneği almamaları gerekiyor. Bu kural emekli aylığı bağlanırken arandığı gibi aynı zamanda emekli aylığı almaya devam ederken de bu şartların devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle SGK bir düzenleme yapmıştır. Her ne kadar 3201 sayılı kanunda yoklama işlemlerle ilgili bir hüküm yok ise de bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte 14. maddede yoklama işlemlerini düzenlemiştir. Yani siz emekli aylığı bağlandıktan sonra işte bitti diyemiyorsunuz. Mevzuata göre söylüyorum, uygulamada biraz farklı olabilir. Çoğu kere istemiyor, SGK unutuyor veya tespit edemiyor. Ama mevzuata göre eğer yurt dışında 6 aydan fazla kalıyorsanız, yani emekli aylığı alırken 6 aydan fazla yurt dışında ikamet ediyorsanız, o zaman takip eden, yani o 6 ayın bittiği tarihten itibaren diğer 3 ay içerisinde 3201 sayılı kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesinin verilmesi gerekiyor. Bu belgeyi ben sizde yanda göstereyim. Bu belge en son SGK Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu 6 Kasım 2018 tarihli 2018'e 38 sayılı genelgenin ekinde de bulunuyor. İnternetten bulup bunu indirebilirsiniz. Dediğim gibi bunun amacı, yani yoklama belgesinin amacı, emekli aylığı alırken, almaya devam ederken siz yurt dışında çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Yani yurda kesin dönüş şartlarını taşıyor musunuz, taşımıyor musunuz? Buna bakıyorlar. İşte burada nasıl bir işlem yapılması gerektiğini de genelge bize, hem yönetmelik hem genelge açıklamış. Buna göre eğer yurt dışında çalışmıyorsanız ve ikamete dayalı yardım da almıyorsanız, yani burada bir paragraf açalım. 26 Haziran 2020 tarihinden itibaren kanun o zaman değişmişti. Yurt dışında kısa süreli ve sigortaya tabi olmayan işlerle ilgili olarak bir serbestlik getirmişti. Çalışma serbestlisi. Yani bu Almanya için söylüyorum. Aushilfe, mini job dediğimiz 450 euroya kadar gelir kısa süreli çalışmalarla ilgili olarak bunu yapabiliyorsunuz. Ama bunun dışında, yani o tarihten sonra bunun dışında bir çalışmanız varsa veya ikamete dayalı sosyal yardım veya sosyal sigorta ödeneği alıyorsanız tabii ki bunu bildirmeniz gerekir. İşte SGK bunun tespiti için sizden yurt dışında 6 ay ikamet ettiyseniz diğer onu takip eden 3 ay içerisinde böyle bir yoklama belgesi vermenizi istiyor. Elbette yardım almıyorsanız, çalışmıyorsanız, tabii ki kısa süreli çalışmalar hariç onu çalışabilirsiniz 26 Haziran 2020'den itibaren. Sorun yok. Belge, sadece bu belgeyi dolduruyorsunuz ve bu belgeyi size emekli aylığını hangi kurum bağlanmışsa, örneğin Almanyalı Fidan Hanım'a Konya SGK bağlamışsa, Konya SGK'ya o 6 ayın bittiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde vermesi gerekiyor. Bu belgeyi vermesi yeterli. Çünkü çalışmıyor, yardım da almıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Buna herhangi bir belge eklemesi gerekmiyor. Ancak çalışma yapılıyorsa
O zaman Fidan Hanım'ın bunu vermesi gerekir. Yani Alman emeklilik kurumundan temin edeceği veya Fransa'daki için Fransız emeklilik kurumundan veya Avusturya'daki, Danimarka'daki nerede yaşıyorsanız oradaki sigorta kurumundan çalıştığınızı gösterir. O belgeyi vermeniz gerekiyor, eklemeniz gerekiyor ve sosyal yardım alıyorsanız da hangi tarihten itibaren sosyal yardım aldığınızı da bu belgeye eklemeniz gerekiyor. Ama yardım alınmıyorsa, çalışılmıyorsa, hala şartlar devam ediyorsa sadece belgenin yılda bir kere, yani 6 aydan fazla kalıyorsanız tabii ki yurt dışında, bir kere verilmesi yeterli. Burada bir iki noktayı daha belirteyim. Burada söz konusu olan malullük aylıklarıyla yaşlılık aylıklarıdır. Yani bu iki aylığı alanlar için geçerlidir. Ancak hak sahipleri dediğimiz ölenin hak sahipleri, yani dul ve yetimlerin böyle bir belge verme zorunlulukları yok. Çünkü onlar için yurda kesin dönüş şartı yok. Ancak ona da bir paragraf açalım. Her ne kadar buraya göre, yani bu mevzuat hükümlerine göre böyle bir zorunlulukları yoksa da SGK onlardan her zaman için sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğine göre işte yaşayıp yaşamadıkları, evli olup olmadıkları, çalışmaya başlayıp başlamadıkları, yurt içinde tabii ki bunlarla ilgili olarak belge isteyebilir. Her zaman buna bir hakkı var. Kontroller veya denetim elemanları bunları her zaman, tıpkı Türkiye'dekiler için de geçerli bu, onu yapabilirler. Ama yurt dışı borçlanma ile ilgili olarak dul ve yetim maaşı alanlardan böyle bir belge istenmiyor. Yani onlar yoklama belgesi vermek zorunda değiller. Diğer bir konu da 30 Mart 2022 tarihinde SGK Genel Müdürlüğü bir genel yazı gönderdi teşkilatlarına ve artık bu yoklama işlemlerini takip için bir program oluşturdu. Bu programa da işte siz belge verdiğinizde bu programa giriyor. İşte burada siz demin söylemiştik, Fidan Hanım Konya'dan bağlanırsa Konya'ya başvuracak. Eğer diyor ki bu genel yazı yanlışlıkla, örnek verelim, Eskişehir SGK'ya vermişse belgeyi, yine bunu kabul edeceksiniz. Verildiği tarih itibariyle o programa o tarih itibariyle gireceksiniz diyor. Ve kendisine yanlışlıkla verilen belgenin ibraz edildiği Eskişehir SGK bunu Konya SGK'ya gönderecek diyor. Yani siz yanlış yere de verseniz, eğer 3 ay içerisinde verdiyseniz belgeniz geçerlidir. Peki bu belgeyi vermezsek veya tespit edilirse SGK tarafından, o zaman ne olabilir? Eğer ikamete dayalı sosyal yardım veya sosyal yardım sigorta ödeneği almıyorsanız problem olmaz. Ancak 6 ayı geçtikten sonra SGK bunu tespit eder ve siz de öbür 3 ay içerisinde belgeyi vermezseniz emekli aylığınızı durdurur. Sizden yoklama belgesi verilmesini ister. Yani siz verene kadar bu maaş ödenmez. Eğer siz bu belgeyi verirseniz, örnek vereyim, Fidan Hanım dedik, Almanyalı gurbetçimiz, ona maaş bağlamıştı Konya SGK. Diyelim ki belgeyi vermedi, 6 ayı geçirdi ve 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle de maaşını durdurur. Çünkü 30 Haziran 2021'e kadar 6 ayı doluyor. Diğer 3 ayda 30 Eylül 2021'e kadar dolmuş oluyor. O zaman 1 Ekim'den itibaren maaşı durdurur. Peki Fidan Hanım bundan nasıl etkilenir? Eğer çalışmıyorsa, demin söylediğim gibi kısa süreli çalışmalar, Aushilfe veya mini job, 450 euroya kadar sigortada muaf çalışmalar hariç, eğer çalışmıyorsa ve ikamete dayalı sosyal yardım veya sosyal yardım sigorta ödeneği almıyorsa hiçbir sıkıntı olmaz. Bu belgeyi ne zaman, diyelim ki Ocak 2022'de verdiyse, maaş durdurulduğu yerden devam ettirilir. Yani 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren tekrar geriye dönük olarak maaş durduğu tarihten itibaren yeniden başlatılır. Ancak çalışma varsa elbette ki bu durumda SGK inceler. Eğer çalışmadan dolayı veya sosyal yardım almadan dolayı kendisi de tespit edebilir bunu. Ülkeler arası, kurumlar arası yazışma yapabilir. Eğer bunu tespit ederse elbette ki haksız ödeme, haksız ve yersiz ödeme olarak ödenen maaşları faizleriyle birlikte geri ister. Maaşı tabii ki keser, orada durdurur. Ancak burada yoklama belgesi verseniz bile yeniden bu emekli aylığı bağlama dilekçesi, yani tahsis talebi kabul edilmez. Onun için ayrıyeten ilk defa maaşı bağlatır gibi tüm o belgeleri yeniden vermeniz gerekir. Ve verdiğiniz ay takip eden ay başından itibaren de maaşınız yeniden bağlanır. Bu şekildedir.
Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zilini de açarak bu tip Türk hukuku ile ilgili yeni videolarımızdan anlık haberdar olmanızı tavsiye ederim. Türk hukuku ile ilgili başka bir konuda, başka bir videoda buluşmak üzere. İyi günler.